Merhaba sevgili öğrenciler, Sen Anlat Hocam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Kaldığımız yerden 11. sınıf sinir doku ve endokrin sistem hakkında soru çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Hem çıkmış sorularını çözüyoruz hem de kendi hazırladığımız soruları çözüyoruz. Ve böylece kafanıza bu konuyu en iyi şekilde sokmaya çalışıyoruz. Ve biliyorsunuz benim soru çözümlerinde detaylı bir şekilde anlatırım. Anlatabildiğim kadar giderim. Sorunun içerisinde konuyu da güzel bir şekilde dinlemiş olursunuz. Ve böylece eksik kalan yerlerinizi de tamamlamış olursunuz diyorum. Şimdi bakalım hemen sorumuza, vakit kaybetmeden. Aşağıdakilerden hangisi diyor insanlarda paratiroid bezi tarafından salgılanan parat hormonun işlevlerinden bir tanesi değildir. İşlevlerinden biridir demiş. Pardon, soruyu yanlış okuyoruz. Parat hormonun işlevlerinden biridir demiş. Şimdi bakın, parat hormon nedir? Ne işe yarar? Ne yapar? Nedir? Şimdi bakın, hormonal sistemde, endokrin sistemde bileceğiniz tek şey şudur. Bir, hipotalamus değil mi? Her şeyin kontrol edeni hipotalamustur. Ve hipotalamus hipofiz vezini kontrol edecek. Ve hipofiz vezini iki tane faktörle, releasing faktör, RF faktör ve inhibe edici faktörle kontrol ediyor. Arttırmak istiyorsa, yani hipofizi çalıştırmak istiyorsa RF faktörle arttır artık bunu diyor. Eğer durdurmak isterse inhibe ediciyle durduruyor. Ve hipofizin, hatırlayın, ön lob ve arka lob olmak üzere iki tane lobu vardı ve ön lobtan salgılanan bir hormon vardı. Bunun adına TSH hormonu deniyor. Yani tiroid stimüle edici hormon, tiroid uyarıcı hormon. Şimdi buradan parat hormona kadar gideceğim. Hem de burayı bir kere benden dinlemiş olun. Daha sonraki sorularda da bunu anlatacağım. İyice kafaya girecek. Bak, hipotalamus RF faktörle hipofizin ön lobunu uyarıyor. Hipofizin ön lobundan tiroid stimüle edici hormon salgılanıyor. Yani TSH. Soluk borusunun her iki yanında bulunan bez var şöyle. Bu bezlerin adına tiroid bezi deniyor. Bak, buna tiroid bezi deniyor. Ve tiroid bezinin üzerinde şöyle küçük küçük bezcikler var. Bakın arkadaşlar, bu bezciklerin adına paratiroid bezi deniyor. Olay bu kadar basittir. Bak, bir daha gösteriyorum. Soluk borusunun her iki yanında tiroid bezi var. Bu tiroid bezinin üzerinde de küçük bezikler var. Bunların adına ne deniyormuş abicim? Paratiroid bezi. Bak şimdi, hipotalamus RF ile TSH'ı uyardı, arttırdı. TSH tiroidi uyardı ve tiroidden iki tane hormon, tiroksin ve kalsitonin salgılandı. Bak, kalsitonin salgılandı. Yani tiroidden iki tane bez salgılanır. Tiroksin ve kalsitonin. Paratiroid bezinin salgılamış olduğu hormonun adına da parat hormon adı verilir. Tamam mı? Parat hormon adı verilir. Şimdi ne işe yaradığını gösteriyorum. Bakın arkadaşlar, şurası kemik. Bak, burası kemik. Şöyle büyük harfle yazalım. Burası kemik. Şurası da senin kanın abicim. Tamam mı? Şu da damarın içindeki bulunan kanın. Bak şimdi, kalsitoninin görevi şu. Kalsitonin KK'dan aklınıza gelsin. Bak, KK. KK ile başlayacaksın hemen. Kalsitonin kandan kemiğe doğru, kandan kemiğe doğru kalsiyumun geçmesini sağlar. Banko test sorusudur. Bir daha söylüyorum. Kalsitoninin görevi kandan kemiğe doğru kalsitonin geçmesini sağlar. Yani kanın içerisindeki kalsiyum seviyesini azalt bir zaman. Bak, kalsitoninin görevi bu. Kanın içerisindeki kalsiyum azalsın. Nasıl azaltırım? Bak, şurası senin böbreklerin. Böbreklerden bir kere kana kalsiyum geçişini durdururum abicim. Kanda zaten kalsiyumum yeterli miktarda var. Bu kalsiyumu da ben kalsitoninle ne yapıyorum? Zaten kemiklere depoluyorum. Olay bu kadar basittir. Yani kalsitonin salgılandığında böbreklerden kalsiyum emilimini de durduracaksın ki kalsitonini fazla çalıştırma. Mantık bu. Bak, bunun tam tersi. Eğer ki senin işte kanında kalsiyum eksikliği varsa, kanında kalsiyum yoksa, bu sefer kemiklerde depoladığın kalsiyumu kana doğru geçirecek olan hormonun adına da parat hormon deniyor. Yani parat hormonla kalsitonin birbirinin zıttı şeklinde çalışan hormonlardır. O zaman şu yorumu da yapabilirim. Parat hormon kemikten kana kalsiyum geçmesini sağlıyorsa, yani amacı neymiş? Kandaki kalsiyumu arttır. Nasıl arttırırım? Kemikten kana geçiririm veya böbreklerden kana kalsiyum geçişimini arttırırım abicim. İşte bak, parat hormonun görevi budur. Anlaştık mı? Bak, tam tersi zıttı şeklinde çalışan hormon. Gördüğünüz gibi şu mantığı güzelce anlarsanız bu işi bitirirsiniz. Paratiroid bezi mutlaka sorulur. Nerede bulunuyor? Tiroid bezinin üzerinde. Salgıladığı hormonun adı ne? Parat hormon. Tiroidi uyaran hormonun adı neydi? Tiroid stimüle edici. TSH.
Tiroitten iki hormon salgılanır. Kalsitonin. Kalsitoninin görevi kandaki kalsiyumun kemiğe geçmesini sağlıyor. Tam zıttı paratiroid bezi tarafından salgılanan paratormon. Kemikteki kalsiyumun kana doğru geçmesini sağlıyor. Al sana paratormonun görevi de budur. Şimdi bakalım sorumuza. Diyor ki aşağıdakilerden hangisi paratiroid bezi tarafından salgılanan paratormonun işlevlerinden biridir demiş. İşlevlerinden biridir demiş. Kemik dokudan kana kalsiyum geçişini uyarma. Direkt de ilk şıkka koymuşlar. Gördünüz mü? Paratormon neydi? Kemikten kana doğru kalsiyum geçişini uyarma. Al sana Adana şıkkı doğru olarak karşımıza çıkmış. Hem de ilk şıkka koymuşlar. Ne zaman çıkmış? 2016. Yani bu sistemlerden soruyu sorarlar. Bu soru genel AYT'de gelir abicim. Yani sistemleri iyi bileceksin. Bitkiyi iyi bileceksin ki AYT'den güzel bir net yapasın. Tamam mı? Bu da en keyifli sistemlerden bir tanesidir. Dediğim gibi benim özetlenmiş şekilde sinir ve endokrini anlattığım bir videom var. Onu izlemenizi mutlaka tavsiye ediyorum. Özetlediğim hali böyle içine girilmiş bir şekilde tam böyle özetle olarak düşünmeyin. Mutlaka izleyin. Çok çok faydasını göreceğinize eminim. Oynatma listesinden ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Onlara diyorum. Tamam mı? Bakalım şimdi bir başka soruya. Bak. Beyin kabuğu tamamıyla hasar görmüş bir insanda. Bak böyle sorular da çok gelir. Tamam mı? Böyle sorular da çok gelir. Sana böyle beyin kabuğu der ama sen beyin kabuğunun ne işe yaradığını bilmezsen geçmiş olsun. Bu soruyu çözemezsin. Şimdi beyin kabuğu senin bilinçli olarak yaptığın her şeyin kontrol merkezidir. Yani bilinçli olarak yapacaksın. Her şeyi bilinçli olarak yapacaksın. Tamam mı? Bilinç merkezin. Yani beyin kabuğu zarar görmüş bir kuş bak uçamaz. Beyin kabuğu zarar görmüş bir köpek mesela yürüyemez ama sen arkadan ittirdiğin anda refleks olarak yürümeye başlar ama bir yere çarpana kadar duramaz, tamam mı? Veya köpeğin ağzına besini koyarsın abicim, köpek çiğneyemez onu. Bak koyarsın çiğneyemez ama sen şöyle hareket ettirirsin, ağzını hareket ettirdiğin anda reflekse girecektir. Bu sefer çiğnemeye başlayacaktır. Yani ağza konan besini yemeye başlayacaktır. Kuş uçamaz. Kuşu tutarsın, ileriye doğru bir atarsın, kuş uçmaya başlar. Refleks olarak uçmaya başlar. Yani bilinçli olarak hiçbir hareket yapamazsın beyin kabuğun zarar görmüşse. Bana da onu söylüyor. Tepkilerinden hangisi oluşur diyor. Bak hangisi oluşur diyor. Bakalım şimdi. Beyin kabuğu zarar görmüş. O zaman diyeceğim ki bilinçli hiçbir hareket yapmasın ama eleman refleksi yapar ya. Refleks yapsın. Bana onu soruyor. Refleks hangisi refleks? Ağza konulan besin. Elemanın önüne şimdi şöyle olsun. Köpeğin beyin kabuğu zarar görsün. Önüne yemek koy. Bu eleman yemez bunu. Tamam mı? Çünkü bilinçli onu ulan yemek için şöyle yapmam böyle yapmam diye düşünemeyecek. Ama alıp bunu ağzının içerisine koyarsan çenesini de hareket ettirirsen bu eleman bilinç yani reflekse gireceği için yiyecek bunu. Tamam mı? Hangileri oluşur demiş. Bir oluşacaktır çünkü reflekstir. 2. Besini ağza götürme. Bu bilinçli yapılacak bir şeydir. Ve beyin kabuğu zarar gördüyse bilinçli hiçbir hareket yapmayacaktır. Yanan bir cisme dokunmama. Bu da bilinçli olarak yapılan bir harekettir. Bilinçsiz olarak yapmazsın bunu. Ama beyin kabuğun zarar görmüşse bunu da yapamazsın. Sivri bir cisim battığında elini çekme. Abicim bu tamamıyla reflekstir. Tamam mı? Sivri bir cisim eline battığı zaman sen direkt beyinle düşünmüyorsun bunu. Omurilikle karar veriyorsun. Bakın omurilik anlık sizin hayatınızı kurtarır. Bakın bunu sakın unutmayın. Ama geri kalan idamesini yapan gene beyindir. Nasıl? Onun mantığını da şöyle kafaya sokalım. Bak şu senin omuriliğin. Tamam şu senin omuriliğin. Şurada ara nöronların var falan filan. Bak duyu nöronuyla şeyi alırsın. Uyarıyı alırsın. Yani eline iğne battığı anda duyu nöronları hemen bunu omuriliğe getirir. Omurilik cevap verir, çek ulan elini der, hemen motor nöronla tekrardan parmağa götürürsün ve elini çekersin. Bak buna refleks denir, tamam mı? Yani o elemanın yaptığı eline iğne batınca çekmesi refleksi gösteriyor, tamam mı? Şimdi bakın elimize iğne batmasın bu sefer kopsun. Parmağın koptu ya, parmağın koptu. Bak şey ne yapıyor, omurilik ne yapıyor, beyin ne yapıyor? Şimdi elini kesti, testere kesti, parmağın koptuğu anda o parmak daha fazla kopmasın diye onun çekmesini sağlayan omuriliktir. Omurilik bir kere senin hayatını anında kurtardı. Elini hemen çektirdi. Çektirdikten sonra bak uyarı hem buraya geliyor hem de buradan beyine gidiyor. Elini çektikten sonra o kanayan yere bir şeyle basıp
sıkı bir şekilde bandaj uygulama veya direkt olarak doktora gitme işlemi arkadaşlar beyin tarafından yürütülür. Yani beyin kabuğu tarafından bilinçli olarak yapılan harekettir. Omurilik anlık hayatını kurtarıyor ama geri kalanı üzerine bas, kan kaybı olmasın, doktora git, şunu yap, bunu yapı diyen size arkadaşlar beyindir. Gördüğünüz gibi omurilik anlık hayatını kurtarıyor refleksiyayla ama idamesini sağlayan gene kim oluyor? Beyin oluyor. Doğru cevabımız da burada ne oldu abicim? 1 ve 4 Ceyhan şıkkı. Yani beyin kabuğu hasar görmüşse ağza konulan besini yersin. Çünkü reflekstir. Sivri bir cisim battığında elini çekersin. Çünkü refleks içerisine girecektir. Bir insanda ani bir kaza nedeniyle adrenalin hormonunun fazla salgılanmaya başlamasıyla vücutta hangilerinin gerçekleşmesi gerekir demiş. Hangisinin gerçekleşmesi beklenir? 1. Kan şekerinde düşme. Şimdi bakın çocuklar, bak bunun mantığı şudur. 1. Kandaki glikoz miktarını arttıran 3 tane hormon vardır. Kandaki glikoz miktarını arttıran 3 hormon. 1. Kortizol hormonu. Kortizol yağlardan ve proteinlerden, yani amino asitlerden glikoz yaparak kandaki glikoz miktarını arttırır. İkincisi abicim, ikincisi glukagon. Pankreas tarafından salgılanan glukagon karaciğerdeki glikojenleri parçalayarak kana geçmesini sağlar. Ve üçüncüsü de adrenalindir. Adrenalin hormonu kandaki glikoz miktarını arttıracaktır. Neden? Adrenalin arttığında kalbin deli gibi çalışacak, senin deli gibi enerjiye ihtiyacın var. Biz enerjiyi nereden alıyoruz? Glikozu parçalayarak alıyoruz. O zaman kan şekerinin artmasını bekleyeceksin, düşmesini değil. Birli olanı bir zahmet atıyoruz, tek şık. Kan basıncında artma. Bak kan basıncını nasıl arttıracağım şimdi? Abicim adrenalin arttığı anda, glikoz mekanizması arttı mı kandaki? Eyvallah. Glikoz artarsa hemen mantık yapıyorum. Sen baklavayı yediğin zaman ilk yaptığın işlem ne? Su içmek değil mi? Baklavanın içinde ne var? Glikoz. Yani kandaki glikozun artarsa ozmotik basıncın artacağı için diğer hücrelerden kana doğru ne geçecektir? Sıvı, su. Su geçerse de bunun dışarı yaptığı basınç ne yapacaktır? Artacaktır. Al sana kan basıncı. Basıncını arttırdık. Hemen geldik. Tamam mı? İkisiz olanı attım. 3. Kan damarlarının tümünde daralma. Bak öyle bir şeydir ki adrenalin. Adrenalin öyle bir hormondur ki bazı damarları genişletirken bazı damarları da büzer. Örnek. Hemen örneğini gösteriyorum. Bak şimdi abicim. Seni köpek koşturuyor. Tamam mı? Seni köpek koşturmaya başladı. Normalde sen çok hızlı koşamazken köpek koşturunca hızlı koşmaya başlıyorsun. Bir, ikincisi normalde çıkamayacağın yerlere çıkabiliyorsun. Tamam mı? Bir güç geliyor, çıkabiliyorsun. Bak bu güç nereden geliyor? Mevzu şu. Köpek koşturuyor mu? Adrenalin hormonu artmaya başlıyor mu? Adrenalin hormonu arttığı anda sana iş yapacak organ ne orada? Bacaklar. Bacaklara giden damarlar genişler. Daha fazla kan oraya gönderilir. Daha fazla oksijen oraya gönderilir. İç organlara gidenler birazcık daha baskılanır. Vücuttaki mesela, bak bu da önemli. Vücuttaki deridekiler baskılanır. O yüzden koktuğunuzda renginizin atmasının sebebi bu. Rengi lan bembeyaz olmuşum der ya. Nedeni bu. Damarlar, işte buradaki damarlar direkt olarak daralıyor. Fazla kan akımı gitmiyor. Ama bacaklardaki damarlar açılıyor. Deli gibi kan gidiyor. O zaman ne yapıyor? Sen daha hızlı koşuyorsun. Enerji orada. Ve çıkamayacağın yerlere çıkabiliyorsun. Nedeni bu. Adrenalin hem bazı damarları genişletirken bazı damarları da daraltır. Tümünü değil abicim. Bak tümünü değil. Üçlü olanı atıyorum. Üçlü olanı da attım. O iki şıkka kaldık. O zaman şu da kesin doğru. Kalp atışında hızlanma. Eyvallah, zaten biliyoruz. Kaslardan kana glikoz verilmesi. Kaslardan kana glikoz verilmez abicim. Kaslardan kana glikoz verilmez. Kaslardan oradaki glikoz zaten enerji olarak kullanılır. Kan şekerini ayarlayan karaciğerdeki glikozudur. Tamam mı? Bak bunu sakın unutmayın. Karaciğerde depolanı verirsin. Kaslardaki değil. Zaten doğru cevap geldi. Şunu da bakalım. Vücuttaki yorgunluğa karşı direnç artması. Eyvallah. Vücutta yorgunluğa karşı direnç arttırman gerekir. Adrenalinle birlikte nasıl arttıracaksın? Bol miktarda ne çıkardın açığa? Glikoz çıkardın. Glikozu çıkardığın zaman ne çıkacak açığa? Enerji. Bu enerjiyle de istediğini yapacaksın. Yani yorgunluğu ortadan yenmiş olacaksın. Doğru cevabımız Bolu. Çok kalite bir soru ve birçok şeyi de burada anlatmış oldum. Vallahi iyi dinlerseniz çok şey anlayacağınızı düşünüyorum abicim. Dediğim bir soru. Geldik bir videomuzun daha sonuna. Sen Anlat Hocam kanalına abone değilseniz abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Aynı zamanda sosyal medya hesaplarından da bizleri takip etmeyi unutmayın abicim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.